Geçmişe TV Haber sunar. İsviçre'de yeni bir Türk halk evi. Zürih Ferhaldorf'ta yeni kurulan halk evi etkinliklerine başladı. 29 Mart Pazar günü 400 kişilik salonu dolduran Ferhaldorf Türk halk evinde organize edilen tiyatro gösterisine ilgi büyük oldu. Yanlış Mehmet Efendi görmüyor musun? Yanlış tutuşmuş da, para sevdalara kapılmış da, yemeden içmeden kesilmiş de. Aha böyle al gibi oturmakta. Yok canım, bu dangalar sık sık böyle oturur. Gören de bir şey düşünüyor zanneder. Bu defa öyle der Mehmet Efendi. Bu olan akşamdan beri aha böyle kalıp gibi oturuyor. Tiyatro gösterisini Almanya'nın Ulm kentinden gelen grup başarıyla oynadı. Diyelim ki düşünüyor da. Da rengini nasıl anladın? Ne gibi yani? E tabi kara kara düşünüyor demedin mi? Belki de kırmızı kırmızı düşünüyordun. Devletin sırası değişin çünkü Mehmet Efendi, ben olan elden geçti diyorum. Nereye geçti karı? Aha karşında kazık gibi dikiliyor. Yok, oturuyor. Her ide bu olan akşamdan beri aha böyle kazık gibi dikiliyor. Yok, oturuyor. Yok canım, Günter gider Mersin'e, Mehmet Taş Tersine adlı komedi gösterisi izleyenleri kahkahaya boğdu. Organizasyonu büyük bir başarıyla gerçekleştiren halk evi yönetimi, bakın İsviçre TV kameralarına neler söylediler. Biz Ferhaldorf Kültür ve Halk Evi olarak önce İsviçre TV'ye teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Aynı zamanda Turel Bey'e ayrıca teşekkürlerimizi bildiririz. Sağ olun. Bunun için de sizlere şöyle ufak bir çok hatıramızı. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bizi anmanız için. Çok teşekkür ederiz. Bu sizin kalbinizin anahtarı olarak kabul ediyoruz. Evet yani. Evet. Güzel. Çok güzel bir fikir. Çok sağ olun. Ve sizin yaptığınız işler de çok güzel burada. Ben de sizi tebrik ederim. Sağ olun. Biraz etkinliklerinizi, halk evinizden bahseder misiniz? Evet. Şimdi bizim halk evimiz yeni kuruldu. Evet. İlk kuruluşumuz 25 Ocak 2015'te kurduk. Arkadaşlarla beraber. Amacımız burada Türk toplumunu sosyal hayatta bir araya getirmek, buradan kaynaklanan sorunlarımızı, yani yabancı olmamızdan dolayı sorunları çözmek, çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vermek, kültüre ve sanata yönlendirmek insanlarımızı, bunun yanında İsviçre makamlarıyla ortak çalışarak çocuklarımızı yine kötü alışkanlıklardan korumak için değişik programlar yapmak, alkola karşı, sigaraya karşı, daha kötü şeylere karşı programlar yapmak, konferanslar düzenlemek. Bunun yanında yine aynı şekilde Türkiye ile de beraber çalışıp gerek konsoloslukla, gerekse buradaki sivil toplumla değerlerimizi, bayramlarımızı, dini veya resmi bayramlarımızı çocuklarımıza ve halkımıza unutturmamak, beraber kutlamak istiyoruz. Bunun yanında yine gençlerimizi sportif olarak FC Galatasaray diye kulübümüz var Zürich'te. Oynamak isteyen, spor yapmak isteyen gençlerimizi de oraya katmak. Bizler de arkasına destek verip inşallah ileride daha başarılı olurlar. Türkiye'deki kulüplere giderler. Şu anda FC Galatasaray'da da 180 tane Türk gencimiz var. Bunun yanında aynı şekilde Türk Sanat Enstitüsü diye bir enstitümüz var. Beraber çalışıyoruz. Burada da saz kursu, efendim Türk sanat müziği kursu, Türk halk müziği kursu, folklor, bunun yanında değişik enstrüman, ut kursu, değişik kurslar var. Yine onlarla da beraber çalışıyoruz. Yani kısacası Ferhaldorf Türk Kültür Halk Evi hayatın her alanında olacak. Aynen. Türk basını ve tüm sivil toplum örgütlerini yanımızda görmek istiyoruz. Onlar bizi destekledik sıra biz de çok şey yapacağımıza inanıyoruz. En kısa zamanda da 16 Mayıs'ta
Feraldorf'ta yine derneğimiz olarak 19 Mayıs Gençlik Bayramı şölen halinde gençlik, hem gençlik şöleni, hem gençlik bayramı, hem de bahar bayramı olarak, bahar şenliği olarak büyük bir Türk günü yapmayı düşünüyoruz. Evet. Herkesin desteğini bekliyoruz. Süper. Türel Süt, İsviçre TV Haber, Zürich.